Merhabalar, Örgü Gündem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelin yapımını paylaşacağım. Şu kısımlarında ilk etapta beyaz kısımdan başlayacağız, orta kısımdan şu yaprakları kondurup dilimlerimizi altı fıstık olana kadar arttırdıktan sonra tekrardan eksilteceğiz ve en son bir fıstık kalana kadar eksiltmemizi yapıp kenar oyamızı yapacağız. Sonrasında tabii örerken bu arada bu çiçeklerimizi modelimize konduracağız. En son olarak bu şekilde bu zincirleri yapacağız etrafından. Ve gayet güzel, hoş görünümlü bir modelimiz oluşacak. Ben daha önce bu şekilde bir lif ipi ile yapımını yapmıştım. Lif ipi ile. Dilerseniz siz de bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu sefer sadece ufak bir değişiklik olsun diye bu şekilde bir sakallı iple yaptım. Simli sakallı ip diye geçiyor şu şekilde. Her yerde bulabilirsiniz bütün tuhafiyelerde. Tabii diğer normal iple de yapabilirsiniz. Ben sadece değişiklik olması açısından bu şekilde yapmak istedim. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Modelin yapımında 7 numara tığ kullandım. 7 numara tığ bu kırmızı ipinizi de tabii eğer bu şekilde bir iple yaparsanız biraz ince gelebilir. 5 numarayla da yapabilirsiniz. Tamamen rahatlığınıza bağlı yani. Nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Yüklenen diğer videolarımdan haberdar olmak için Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi ben bu kısımdaki fıstık sayım 6 olana kadar arttırmalarımı yaptım. Tıpkı burada olduğu gibi. Şu sıra 6 fıstık. Ve şimdi sağdan ve soldan eksiltme yapacağız. Aralarda da örümcek yapacağız. Geçişleri de örümcekle sağlayacağız. Bunu hemen göstereyim nasıl olduğunu. Karşı tarafa sık iğne ile geçtik. Şimdi buradan normalde bir fıstık yapıp üzerine bir fıstık daha yapıp sonra üçlüyorduk ya. Bu sefer eksiltme yapacağımız için fıstığımı yaptım ama kapatmadan hemen ipimi dolayıp yan taraftan bir tane daha fıstık alıyorum. Bu şekilde. Bu ikisini birlikte topladım. Böylece burası bakın şu tarafa doğru böyle bir eksilmeye başladı. Hemen bu sıramın sonuna geleyim. Orada uyguladığım işlemi de göstereyim sizlere. Bu şekilde üçleye üçleye sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Hatta şu sona kadar fıstıklarımı yaparak geleyim. Bu şekilde 4 fıstık oldu bakın. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Altta 6 fıstıklı. Üst tarafta 5 fıstık olacak. Eksilecek bundan sonra üst kısma kadar. Bu şekilde yine bu üçünü birlikte topluyoruz. Normalde yuvarlak yapıyorken, arttırma yapıyorken buradan bir fıstık daha yapıp, şu alttan bir fıstık daha yapıp arttırma yapmış oluyorduk iki fıstıkla. Şurada bakın şu ikisi olduğu gibi. Ama bu sefer arttırma yapmayacağımız için işlemimi burada kesiyorum. Bu sıram bu şekilde sonlanıyor. Karşı tarafa da örümcekle geçeceğim. Şöyle örümceklerim bir fıstık boyunda bir tane örümcek yaptım. Hemen bir tane daha örümcek yapıyorum. Bir fıstık boyunda. Hemen ipimi doluyorum ve karşı tarafa şöyle fıstık yaparak geçiyorum. Evet. Bir tane daha dolayayım. Daha güçlü dursun. Fıstığımı yaptım. Kapatmıyorum. İpimi doladım. Ve şimdi şu kısımdan fıstığımı alıyorum. Şuradan. İkinci fıstığımı alıyorum. Eksiltme olduğu için bu ikisini birlikte kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Buradan sonrası normal yıldız tekniğiyle örgümüze devam edeceğiz. Bu şekilde. Bu şekilde. Bütün dilimlerin arasına aynı işlemi uygulayacağız. Şu kısımda arttırma yapmadan, hani burada daha net gözüküyor hatta şu iki fıstık yapmıştık altta. Böylece arttırma oluyor. Bunu yapmıyoruz bir üst sırada. Şöyle düşünün yani. Yani en sona kadar geldikten sonra en son yıldız
yapıp üçlü toplayıp orada bırakıp iki örümcekle karşı tarafa geçiyoruz. Karşı tarafa bir fıstık yapıp kapatmadan hemen şuradan bir fıstık daha alıp ikisini birlikte toplayıp yıldız tekniğiyle örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde bu sıramızın sonuna kadar gelelim ve bir üst sırada yapmamız gereken işlemleri tekrar size gösterelim. Hemen beyaz ipimle 7 zincir çekerek modelime başlıyorum. Evet. Ve başladığım noktaya ipimi sabitliyorum. Bir zincir çekip sıkıladıktan sonra yaptığım bu küçük halkanın içine 6 tane fıstık yapacağım. Başlangıç kısmım olduğu için fıstıklarımı 4'te doluyorum. Çünkü şu orta kısmın çok da zayıf görünmesini istemiyorum. O yüzden bu şekilde yapıyorum. 3 zincir çektim. Tekrar dörtlü olarak bir fıstık yapıyorum ve fıstığımı kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar aynı halkanın içine dolgun bir fıstık daha yapıyorum dörtlü olarak. Evet, bu şekilde. Yine 3 zincir çekiyorum. Evet, bu şekilde 6 fıstık olana kadar yapalım ve bir üst sıraya geçelim. Evet, gördüğünüz gibi 6 fıstığımı yaptım. Son 3 zincirimi çektim. Ve ilk fıstığımın tepesine ipimi sabitliyorum. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Ve şu araya. İlk araya. Geçiyorum sık iğneyle. Ve bu kısma hemen. Üçlü olarak. Bir fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. Tepesine hemen bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3. İpimi doladım. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Burada bir üçgen görüntüsü olacak. Evet, bakın şu anda üçgen görüntüm oluştu. Bakın bu şekilde. 3 zincir çektim. Ve diğer araya bu sefer. Hemen bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar bir fıstık yapıyorum tepesine. İpimi doladım ve hemen alta tekrardan bir fıstık yapıyorum. Onu da kapatıyorum. Evet, bu şekilde üçgen görüntümüz oluştu. Bütün aralara aynı işlemi uygulayarak sıramızın sonuna kadar gelelim. Bir fıstık yapıp kapatacağız. Tepesine bir fıstık ve tekrardan alttan bir fıstık alıp, yani şu son ikisi, o ikisini de birlikte toplayıp 3 zincirle diğer tarafa geçeceğiz. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, bu şekilde son 6. üçgenimi de yaptım. 3 zincirimi çektim ve başladığım noktaya ipimi sabitledim. Bu şekilde. Ve hemen bu sabitlediğim noktaya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bu şekilde. Ve hemen bir diğer rengime geçiyorum. Yaprak görünümündeki şu kısımdaki yeşil yere geçiyoruz yani. Şöyle yeşil ipimi hemen tığımın uç kısmına şöyle sabitledim. Beyazın içinden geçiriyorum hemen gerideki ve bir zincirle sıkılıyorum. Beyazı çekince gördüğünüz gibi ilmeğimde yeşilim var şu anda. Aynı yerin tepesine, beyaz fıstığın tepesine hemen bir yeşil fıstık yaptım. İpimi doladım. Alt kısma geçtim. İlk fıstık yaptığım yere, yani şu kısma bakın. Ve hemen sıranın sonuna 3. fıstığımı yapıyorum. 3'ünü birlikte topluyorum. Yıldız tekniği ile örüyoruz. Yıldız tekniği olunca zaten üçlü topluyoruz. Bu şekilde. Ve tekrar yeşilim bir fıstık yapıyorum. Bu arada beyaz ipim gördüğünüz gibi geliyor. İçten yürüyor. Bir fıstığımı yaptım. Yeşille. Yeşilimi bu sefer yürümeye alıyorum. Ve beyazı geriden alıyorum. İlmeğime geçirip son kısımda bir de beyaz ipimle fıstık yapıyorum. Bu ikisini birlikte toplayacağım. Böylece arttırmış oluyoruz. Bu sırada. Şu kısımda bir olan fıstık sayım gördüğünüz gibi burada iki oldu. Bu şekilde bir kez daha gösterelim. Yeşil ipim içten yürüyor. Çünkü bir sonraki sırada bana yine lazım olacak. Hemen beyazla bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Beyaz ipimi öne doğru aldım.
ve yeşil ipimi doladım. Şöyle sıraya geçirdim. Ve hemen bir fıstık yapıyorum. İpimi doluyorum. Alt kısma tekrar bir fıstık. Bu şekilde. Ve son sıraya bir fıstık daha yeşille. Ve bu ucunu birlikte topluyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Tekrar yeşille bir fıstık yapıyorum. Bu sefer yeşilimi yürümeye bırakıyorum. Beyazı alıyorum. Yeşilim devam edecek benimle birlikte. Ördükçe onu da taşıyacağım. Beyazımla bir fıstık daha yaptım. Bir yeşil, bir beyaz. İkisini topladım. Bakın görüntüm bu. Burada da göreceksiniz zaten. Gördüğünüz gibi yeşillerin yan tarafında birer fıstık tek var. Şöyle göstereyim. Şöyle bu şekilde bu görüntüyü sağlayacağız. Toplamda 4 tane yeşil fıstık olacak. Yani bir sırada 2 tane de sağda ve solda beyaz olacak. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, bu şekilde ilk üçlü fıstığımı kapattım. Şimdi burada yeşilli olan ipim işim biteceği için burada koparacağım bu yeşil ipi. Onu da size göstermek istedim nasıl olduğunu. Yeşil ipimle son fıstığımı yaptıktan sonra kapatıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekip sıkıladıktan sonra yeşil ipimi koparıyorum. Ve tamamen yeşilleyip işim bitmiş oluyor artık. Tığımı aradan geçirdim. Beyaz ipimi tekrardan ilmeğime aldım. Şöyle hatta zincir çekip sıkılayalım. Ve bir tane daha beyaz fıstık yapmamız gerekiyordu. Onu şimdi bu şekilde tek olarak yapıp kapatıyoruz. Zaten görüntü olarak gördüğünüz gibi birleşik görünüyor. Herhangi bir ayrılık görünmüyor. Yine 3 zincir çekip karşı sıraya geçiyoruz. Bu şekilde. Şimdiki sıramızda şu yapraklarımızın arasına şu şekilde çiçeklerimizi yapacağız. Tomurcuklarımızı. Bunun için yine bir fıstığımızı yapalım. Fıstığımızı kapattık. Gördüğünüz gibi tekrar bir fıstık yapıyorum. 3. Bu şekilde. Hemen önümdeki ilk fıstığın arasından ilmeğimi aldım. Gördüğünüz gibi 2 oldu. Bir tane de şu kısımdan alacağım ama bu kısma tomurcuğun denk geldiği için renkli olması gerekiyor. Renkli ipimi ben şöyle simli ip kullanacağım. Şöyle ilmeğime yine geçirdim. Diğer iplerde olduğu gibi. Beyaz ipimi yürütüyorum. Ve şu kısımdan hemen bir tomurcuğun çiçeğini alıyorum. 4 kez dolamamız yeterli gelecektir kalınlık olarak. Ve bu şekilde aradan geçirip bu fıstığımı kapattım. Normal iple de yapabilirsiniz. Ben bu sefer değişiklik olsun diye bununla yapmak istedim. Bakın bu şekilde oldu. Tekrardan hemen aynı yerin tepesine bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Alt kısmı tekrardan batıyorum. Şöyle. Evet. Bakın bu şekilde. Tomurcuğum tamamlandı. İpimi içten yürümeye alıyorum. Ve beyazıma geçiyorum. İki tanesini kırmızı ile yaptım. Son fıstığımı sıra sonundan beyazla alıyorum. Bu sefer beyazımı dörtlü dolacağım. Ki aradaki kırmızı çok göze batmasın. Bir. Zincirimi çektim. Tekrardan 1, 2, 3, alt kısımdan da tekrar bir fıstık yapıyorum. Bu ikisini birlikte kapatıyorum. Yani sağda ve solda gördüğünüz gibi bu şekilde bir üçgen görünümü var. Bu şekilde. Ve hemen diğer tarafa geçişimizi göstereyim. Ve en son sırada ipi koparış kısmımıza geçelim. Kırmızı ipimi yürüterek bu şekilde geliyorum. Bir fıstığımı yaptım. Üçgen olması lazım. Yani iki tane daha fıstık yapacağım beyazla. Bir.
2 ve beyazımı bırakıp kırmızımı alıyorum hemen tekrardan. Şöyle 3. fıstığım kırmızıyla oluyor. Dörtlü doluyorum kırmızıya. Bu şekilde bu üçünü birlikte topluyorum. Şöyle tekrardan kırmızı ipimle aynı yerin tepesine bir fıstık yapıyorum. Ve tomurcukların olduğu kısmı tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum. Beyaz ipim gördüğünüz gibi içten yürüyor. Ve bu kırmızıyı bırakıp beyazı alıyorum tekrardan. İpime doluyorum. Son fıstığımı beyazla yapıyorum. Üçgen olması gerekiyordu. Yani buraya iki tane daha beyaz fıstık yapacağız. Şöyle. Şuradaki görüntü, şuradaki görüntü, şurada da olması lazım. Yani bir fıstık yapıyoruz. Şimdi tepeye bir fıstık da alt kısmı yapıyoruz. 2, 3 ve 4'lü dolayacağım. Ve bu fıstıkları kapatıp 3 zincir çekip diğer tarafa geçeceğim. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu sıramızın sonuna kadar gelelim. Yeşil ipte olduğu gibi kırmızı ipimizde de ipimizi koparacağız. Hemen o kısmı da gösterelim. Evet, son kırmızı tomurcuğumun sırasındayım. Bir tanesini yaptım, kapattım. Diğer ikisini yapıp bu şekilde alttan son tomurcuğumu alıyorum. Tomurcuklarım 3 fıstıktan oluşuyordu. Bu şekilde. Şimdi ipi koparacağım için bu ikisini, bu iki fıstığı birlikte kapatalım ilk önce. Sıkıladım bir zincirle ve bu ipimi koparıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle. Hemen aradan yine tığımı geçirip beyaz ipimi, ilmeğimi alıyorum. Beyazla bir fıstık daha yapmam gerekiyordu şu kısma. Hemen onu şöyle yapalım. Kapatalım. Bakın bu şekilde. Ve hemen arttırma fıstıklarımı da yapalım. 2 tane. Bu ikisini de kapatıyorum. 3 zincirle karşı tarafa geçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi 3 fıstık olan sıramın sonundayım. Bitti. 4 fıstıklı sıradayız. Şimdi fıstıklarımız her sırada tek tek artıyor. Gördüğünüz gibi burada olduğu şekilde. Şimdi hemen bir arttırma sıramızla başlıyorum. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Şu kısma tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Üçlü toplamam lazım. Tomurcuğun başladığı kısımdan bir fıstık alıyorum. Gördüğünüz gibi üçlendi ve bu üçünü birlikte topluyorum. Bu şekilde böyle yıldız tekniğiyle örmüş oluyorum. Tekrardan yapalım. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde yıldız tekniğiyle örerek girelim. Toplamda buradaki sıramda, üst sıramdaki fıstık sayımı 4 olması gerekiyor. İkinciyi yaptım. 1 ve 2. Gördüğünüz gibi. Hemen üçüncüsünü yapalım. Bu şekilde. Üçlendi. Üçlendikten sonra kapatıyorum. Evet, toplam fıstık sayım 3 ve hemen arttırma fıstığımı yapıyorum yine sıra sondaki, yani ikili 2 tane fıstık yapıp kapatıp 3 zincirle diğer tarafa geçeceğim. Evet, gördüğünüz gibi buradaki fıstık sayım toplamda 4 oldu. Bu şekilde burada olduğu gibi 4, 2, 4, 6 fıstık olana kadar bu şekilde arttıra arttıra şöyle sağdan soldan genişleye genişleye
Burada yaptığımız gibi 4 yaptık. Bir sıra daha 5 ve bir sıra daha yapacağız. 6 fıstık olacak. Bu şekilde 6 fıstık olana kadar örelim ve sonraki şu eksiltme, kısalma kısımlarını ve bu örümcek kısımlarını gösterelim. Evet, ben bu sıramın da sonuna kadar geldim. En son 2 tane örümceğimi yaptım gördüğünüz gibi. Üst kısımlardaki fıstık sayılarım 5'e düştü. En son 2 örümceğimi yapıp şu kısma köşeden sık iğne ile tutturuyorum. Ve tekrardan hemen bir fıstık yapıyorum. İpimi doluyorum ve yan tarafa geçiyorum. 2'sini birlikte topluyorum. Böylece eksiltme yapıyorum. Buradan sonraki kısım yine bu şekilde bir fıstık, altta da bir fıstık ve üçüncü fıstığım üçledim ve üçünü birlikte topluyorum. Tekrardan 1, 2, 3. Üst kısımdaki fıstığım şu anda 4, 4. oldu. Bakın şöyle. Pardon, 3. oldu ve şimdi 4.'yü yapacağım. En son 6'ya kadar arttırmıştık. Bir sıra azalttık. 5 oldu ve şimdi ikinci eksiltme sıram 4 oldu. Evet. En son köşeden de aldım. Bu üçünü birlikte topladım. Bir zincir çektim, sıkıladım. Gördüğünüz gibi eksilmeler bu şekilde sivrilmeye başladı. Sağ ve sol kısımdan dilimin. Ve hemen bu kısma yine bir örümcek. Ve hemen peşine bir örümcek daha. Bu şekilde yaptım. Ve altta yaptığım örümceklerin şöyle orta kısmına şöyle sık iğneyle bunu tutturdum. Tekrar 2 tane birbiri ardına birleşik örümcek yaptım. Tekrar ipimi doladım. Karşı tarafa fıstığı yaptım. Kapatmadan yan tarafa gidiyorum. Çünkü eksiltme olması gerekiyor. Ve bunu bu şekilde kapattım. Buradan sonrası normal yıldız tekniğiyle örmeye devam ediyoruz. 4 fıstık kalınca daha arttırma yapmadan örümceklerle karşı tarafa geçeceğiz. Hemen göstereyim nasıl olduğunu. Evet, bu şekilde örümceklerim. Gördüğünüz gibi fıstık sayım 4. Bu kısımda da 4 tane fıstık sayım olacak. Ve yine 2 örümcek yapıp şu örümceği orta kısmından sabitleyeceğiz sık iğne ile. Tekrar 2 örümcek yapıp buraya fıstık yaparak geçeceğiz. Bir fıstık yapıp bir fıstık da buradan alıp bu V şeklinde, ters V şeklinde olacak burada. Toplayacağız ikisini birlikte. Yıldız tekniği ile örmeye devam edeceğiz. Bu sıramızın sonuna da gelelim. Bir üst sıramızı da gösterelim. Bu şekilde eksiltmelerimize devam edeceğiz. Evet, ben 4 fıstık olan sıramı tamamladım. Ve hemen 3 fıstık olan sıramı da devam ettirdim. Gördüğünüz gibi üst kısımda kalan fıstık sayım 3. Buradaki örümceklerim de 3 tane. Hemen onu göstereyim size. Örümcekleri biliyorsunuz bir alt sıradaki aralara sabitliyoruz. 2 tane peş peşe yapıp bu şekilde bir örümcek yapıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. Ve ilk alttaki ilk örümceklerin arasını bunu sabitledim. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir tane daha yapıp hemen şöyle göstereyim. Diğer bir araya şu kısmı sabitliyorum. Tekrar 2 tane peş peşe örümcek yapıyorum.
Ve hemen karşı tarafa bunu sabitliyorum. 3 fıstıklı olan sıramın sonu da bu şekilde. Şuradan göstereyim size. 3 fıstıklı olan sıradan sonra tekrardan yeşil yapraklarımızı koyacağız. Bunun için hemen ilk önce bir tane fıstığımızı yapalım. Birincisini yaptım. Gördüğünüz gibi hemen ipimi doluyorum ve yan tarafa tekrar ikinci eksiltme fıstığımı da yapıyorum ve bu ikisini birlikte topladım. Ve şimdi hemen yeşil ipimi geçiriyorum tığıma. Şöyle uçtan geçirdim. İlmeğimden de geçirdim. Şöyle beyaz ipimi yürütüyorum ve hemen yine bu kısma bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Alt kısma bir fıstık yapıyorum. Tekrar ipimi doladım. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Evet. Bu üçünü birlikte topluyorum. Kapattım. 3 yaprak oldu. 4 olması lazım yaprak olması için. Tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu yeşil ipim bir sonraki sırada şurada lazım olacak. Aradan geçiremiyorum çünkü örümceklerin içinden görünecektir ve çirkin bir görüntü oluşturacaktır. O yüzden bu bir fıstığımı burada kapattım. Bu şekilde. Ve hemen bu ipimi kopardım. Şöyle gördüğünüz gibi tığımı aradan geçirdim. Şimdi buraya bir fıstığımı yaptım. 2 tane daha yapmam gerekiyor ki yıldız tekniğiyle örgüme devam etmiş olayım. Bu ikinci sayıyoruz. Bu da üçüncü sayıyoruz. Bakın şu fıstığın uç kısmından geçirdim. Şöyle göstereyim. Ve 2 tane fıstık yaptım. Ve bu üçünü birlikte topladım. Bakın böyle bir görüntüm var. Şimdi bir örümcek yapıyorum. Hemen üzerine bir örümcek daha yapıyorum. Ve şu kısma bunu sabitliyorum. Tekrar 2 örümcek yapıyorum üst üste. Ve şu kısma bunu sabitliyorum. Tekrar peş peşe 2 örümcek. Bu sıranın örümceklerin sonuna kadar bu şekilde. Burada önemli olan örümcekleri yanlışlıkla tek yapmamanız gerekiyor. Eğer tek yaparsanız bir üst sırada örümcekleri sabitleyecek alan bulamayacaksınız. 1, 2, 3. Bir fıstığımı yaptım örümceklerim bittikten sonra. Ve ikinciyi yapıyorum. Ve bu ikisini birlikte hemen topluyorum. Hemen yeşil ipimi tekrar tığıma geçiriyorum. Şu şekilde. Bütün yapraklarda bu işlemi uygulayacağız. Bütün sıra boyunca. Ben tekrardan göstermek istedim ki anlaşılmayan bir nokta kalmasın. Şöyle. Bu üçünü birlikte topluyoruz. Hemen tekrar bir fıstık yapıyoruz. Fıstığı kapatıyoruz. İpimi kopardım. Tığımı geçirdim. Tekrar ilmeğimi beyaza doladım. Bu şekilde hemen 2 fıstık daha yapıp böylece üçlemiş oluyorum yeşille beraber. Bunları birlikte topluyorum. Bu şekilde. Örümceklerle diğer tarafa geçiyoruz ve bütün dilimlerin ucuna bu yaprağı koyalım ve bir sonraki sıramıza geçelim. Gördüğünüz gibi bütün yapraklarımı bitirdim. 6 tane yapraklarım var. Şimdiki sıramda hem beyazla devam edip hem de şu kısımlara burada tıpkı burada olduğu gibi 3 fıstıktan oluşan tomurcuklar yerleştireceğiz. Şimdi hemen sık iğneyle sabitlediğim yerden bir tane fıstık yapıyorum. Yere hemen. 1, 2, 3.
Şöyle göstereyim. Ve hemen diğer fıstığımı renkli ipimle yapacağım. Hemen onu yine tığımın ucuna geçiriyorum. Şöyle beyaz ipim yine yürüyecek içten. İkinci fıstığımı şöyle tomurcuk yapacağım kısmı yapıyorum burada. 3 ve 4. Ve bu ikisini birlikte topluyorum. Şimdi tekrardan aynı yere 1 fıstık yaptım. Tomurcuğumun 3. fıstığını yapıyorum şu anda. Evet, burada topluyorum bu ikisini. Çünkü ipimi yürütürsem çekimi görüntü olacak. O yüzden koparıyorum buradan. Şöyle yine tığımı aradan geçiriyorum. Beyaz ipimi tığıma dolayıp en sona bir fıstık daha yapıyorum. Dörtlü dolayalım ki çok zayıf durmasın. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Bütün çiçeklerin ucuna aynı işlemi uygulayacağız. Örümcekler yine peş peşe 2 örümcek ve aralara da sık iğne ile bu şekilde 2 örümcek, alt kattaki örümceklerin arasında da sık iğne bu şekilde. Bakın şöyle yapınca daha net belli oluyor hatta. Şöyle elimi koyayım altına. Bu şekilde bir görüntümüz olacak. Bu şekilde bütün tomurcuklarımızı yapalım. Sıramızın sonuna kadar geçelim ve bir sonraki işlemimizi gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi bu sıramı bitirdim. Hatta bir üst sırasını da yaptım en sona kadar. Size nasıl olduğunu ilk kitapta göstermek istedim. Şu şekilde sadece 2 fıstık yapıp birlikte kapatarak devam edeceğiz. Örümcekler yine altta yaptığımız gibi. Şöyle göstereyim size nasıl olduğunu. Tekrar en üst sıra, yani kenar oyamızdan bir önceki sıra bu. 2 örümceğimi yaptım, ipimi doladım ve köşeden fıstıklarımı, bir fıstığımı alıyorum. İpimi doladım ve diğer şu köşeden diğer fıstığımı alıyorum. Şu ikisini birlikte toplayıp kapatacağım. Evet, bakın bu şekilde. Ve yine örümceklerle sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Bu şekilde aralara 2 örümcek yapıp devam ediyoruz. 2 örümcek, 2 örümcek. Alttaki araya yine bu şekilde gördüğünüz gibi bu sıramızı bitirelim hatta. Son sıramızdı zaten ve hemen kenar oyamıza geçeceğiz. Yine şu araya batacağız. Tekrar. Evet. Şekilde şöyle oldu gördüğünüz gibi. Yine örümceğimi yapıyorum, 2 tane. En son yaptığım örümceği şu kısma, orta uç kısma sabitliyorum. Şöyle bakın. Şu şekilde oluyor. Bir örümcekle şu üste geçeceğim. Ve o üst kısma şu şekilde geçeceğim. Bu zaten örümceklerin içinde, bu örümcek göze batmayacaktır. Şöyle. Şimdi yine bu kısımdan 2 örümcek yapıp böyle ilerleyeceğiz. Tabii önce bir örümceğimi yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve hemen üzerine, bu örümceğin üzerine bir pompon görünümünde bir tekli fıstık yapacağım. Şöyle. Fıstığımı kapattım.
1, 2, 3 ve 4 zincir çekip fıstığımın dibine iniyorum. Bu şekilde. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Ve alt sıralardaki gibi diğer örümceğimin arasını sabitliyorum. Bunu bakın, şöyle bir görüntüm var. Şu şekilde. Tekrar gösterelim. Bir örümcek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum tepesine. İlmeğimi uzatıyorum ve hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. 3 ve 4 zincirle fıstığımın dibine iniyorum. Bu şekilde. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Ve diğer araya sık iğneyle sabitleyip tekrar örümcek, zincir, fıstık şeklinde ilerleyip bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Bütün çevresine aynı işlemi uygulayarak şu kısma kadar gelelim ve en son nasıl göründüğüne bir bakalım. Gördüğünüz gibi kenar oyam da bitti. Bu şekilde pompon görünümde çok da hoş gözüküyor. Bu kenar oyasını farklı lif modellerinizde de deneyebilirsiniz. Çok gösterişli, çok hoş duran bir model. Şimdi hemen şu modelimizi tabii ki böyle de kullanabilirsiniz. Daha önce benim yaptığım gibi bu şekilde lif ipiyle her yerinde yapabilirsiniz. Şimdi biz şu zincir kısmını yapacağız etrafına. Bunun için hemen yine sakallı ipime şöyle aldım. Şu kısımdan bakın, hemen göstereyim. Şuradan başlatıyorum. Şu kısımdan. Gerçi yani istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben şuradaki işlemi göstermek için şuradan başlatacağım hemen. Hemen buraya ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip hemen şöyle göstereyim. Bakın. Bir üst sıraya şu şekilde batıyorum. Zincir şu. Şuradaki zincir altta kaldı. Şöyle ilmeğimi aldım. Bunu buraya sabitledim. Tekrar 3, 4 zincir çektim. Tekrar köşeden ipler aşağıda kalacak şekilde tutturdum. 2, 3, 4 zincir çektim tekrar. Şöyle sabitleye sabitleye yukarı kadar çıkıyorum. Hemen nasıl göründüğünü bir göstereyim size tekrar. Şu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüm var burada. Yukarı kadar geleceğiz. Şu kısımlarda sadece 5'er zincir yapacağız ki kasma olmasın. Şu üst kısmı tutturup tekrardan alt tarafa döneceğiz. Göstereyim o kısma kadar. Bu şekilde üst kısma kadar gelelim ve üst kısmı gösterelim. Evet, şöyle göstereyim, en üstüne kadar geldim. Bakın şöyle bir çizgi oldu. Şimdi bu kısımda 5 zincir çekeceğim. 2, 3, 4 ve 5 zincirimi çektim. Ve şu tepe noktasına bunu sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve hemen aşağı doğru dönüyorum bu sefer. Alt tarafa doğru dönüyorum. Şimdi alt kısma doğru örmeye devam edeceğim. Sadece tepelerde 5 zincir, diğer kısımlarda 4 zincir yeterli geliyor. Bu şekilde aşağı kadar inelim ve aşağıdan karşı tarafa nasıl geçtiğimi de göstereyim sizlere. Evet. Şu anki görüntüm bu. Şöyle şu aşağı kadar geleceğiz. Şu kısımdan karşı tarafa atlayacağız bu sefer. Evet, son kısımdayım. 4 zincirimi çektim. Ve hemen şu köşeye, şu alta şöyle yakından göstereyim. Şu kısmı sabitleyeceğim bunu. Şöyle alayım hemen. Sabitledim. 2 zincir çekip hemen yan taraftaki dilime alt kısımdan, yani bir fıstık atlıyorum. Şu kısmı atlayıp şuraya sabitliyorum. Ve tekrar 4 zincir çekiyorum. Üst kısma fıstık aralarından bata bata çıkacağım. Tam takıldı. Evet, şöyle göstereyim. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi buradan yukarı kadar çıkacağız. Bütün dilimlerin etrafını bu zincirlerimizi yaparak dolaşacağız. Ve en son yine başladığımız noktada modelimizi sonlandıracağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde modelim sonlandı. Başladığım noktaya ipimi sabitleyerek ipimi kopardım.
Çok hoş görünümlü, çok güzel, kullanışlı bir model oldu ve de çok çabuk bitiyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Yüklenen diğer videolarımdan haberdar olmak için Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.